Değerli izleyenler, esnaf odalarının genel kurulları devam ediyor. Hem Bandırma'da hem Erdek'te. Ve Erdek'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da genel kurulu 21 Şubat 2018 günü yapılacak. Ve yanımda oda başkan adaylarından Sayın Vahit Kocabıyık var. Sayın Kocabıyık ile oda hakkında, seçimler hakkında görüşlerini alacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Fuat Bey, hoş geldiniz. Hoş hayırlı Sayın olsun. Balıkçı. Çok teşekkür ederim Sayın Balıkçı. Şimdi önce bir özgeçmiş rica ediyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Vahit Kocabıyık. 1971 Erdek doğumluyum. 30 senelik de esnafım Erdek'te. Yüksekokul mezunuyum. Halk ilişkiler mezunuyum. Nereden mezun oldunuz? Anadolu Üniversitesi Halk İlişkiler Halk mezunuyum. İlişkiler, evet. Evet efendim. 30 senelik de Erdek'te esnafım. 18 yaşından beri Erdek'te evet. Esnafım. İşiniz ne? PVC doğrama ve cam balkon tipi işler yapıyorum. Evet. Dekorasyon işleri yapıyorum yani. Evet. Peki neden aday oldunuz? Evet, neden aday olduk? Çünkü Sayın Balıkçı, 8 yıldır bir yönetim mevcut şu an için. Fakat odamız neredeyse kayboldu. Ortada yok. Bu cambaz yönetimi. Evet efendim. Evet. Aynı şekilde yardımcısı da Ahmet Bey aynı yönetimdeler. Yani bu yönetim 8 yıldan beri bekliyoruz, hiçbir faaliyet göstermiyor. Yani odamız sadece faaliyet raporu ve aidat almaktan başka hiçbir şey yapmıyor maalesef. Daha çok şeyler yapması gerekiyor. Nedir bunlar? Önce esnafımızla çok iyi şekilde iletişime geçmesi lazım. Yani en başta şu var, birinci sorumuz aslında şu. Gerçek anlamda sorumluluk sahibi, bilgili yöneticilere ihtiyacımız var. Maalesef şu an odamızda bu mevcut değil. Yeni çıkan yasalar, avantajlar hiçbir şekilde bize duyurulmuyor. Yani tabiri caizse dünyadan haberleri yok. Bu böyle olmaması gerekiyor yani. Yani bir sürü yasa var. Mesela size örnek vereyim. Şu an Çıraklık Eğitim Merkezi dükkanı olup, iş yeri olup da belgesi olmayanlara direkt haftalık sınav hakkı veriyor. Ustalık belgesi sınav hakkı veriyor. Fakat bizim odamızın bundan haberi yok. Hiçbir şekilde yani bayramlar hariç, kandiller hariç hiçbir şey bilgi alamıyoruz. Üyelerden yani. Kopuk yönetim kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Onu da bırakın. Sayın Başkan esnafımıza bir başkan olarak değil, bir insan, bir esnaf olarak selam bile vermiyor. En büyük şikayet bu. Bu yüzden müzdaripiz yani. Evet. Peki yarışa, başkanlık yarışına eşit koşullarda giriyor musunuz? Hayır. Maalesef girmiyoruz. Biz mesela şu an demokratik hakkımızı kullanıp üyelere ulaşmak istiyoruz. Fakat biz bunu başvurduğumuzda bize bu hazırlık listesini vermediler. Yani biz sürekli olarak engelleniyoruz. Ama engellemenin hiç faydası yok. Korkunun ecele faydası yok. Biz bu seçimi alacağız. Buna kesinlikle inanıyoruz. Bir şekilde bu seçimi alacağız yani. Peki hazırlık listesini vermemeye gerekçe olarak ne gösteriyor? Yani gereksiz şeyler gösteriyor. Yani veremeyiz. İşte 15 gün kala alabilirsiniz gibi. Aslında alabilir, verebilir. Ama vermiyor yani. Bilinçli olarak vermiyor. Bu bizi engelliyor. Ama hiçbir şekilde engelleyemeyecek yani. Onu bilsin. Evet. Peki genel kurulda seçime nasıl bir ekiple katılacaksınız? Yönetim kurulu aday listeniz bellidir aşağı yukarı. Tabii ki. 3 aşağı 5 yukarı belli tabii ki. Yani bazen ekibimizi kurduk. Fakat bazen arkadaşlarımız tüzüğe takılabiliyor. Süresi dolmuyor. O yüzden hafta sonuna kadar tam bir neticelendireceğiz bunu. Arkadaşlarımız genç, dinamik, hakikaten görev yapmak isteyen, iş yapmak isteyen arkadaşlar kurulu. Buna ben de dahilim ve başarılı olacağımızı inanıyorum. Peki biraz da Vahit Kocabıyık'ı özel hayatıyla tanıyalım. Nelerden hoşlanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, sporlarınız nasıl, evet. Hangi kulübü tutuyorsunuz? Yani ben özel yaşamımda yani genelde vaktimi ailemle geçiririm. Vaktim olduğu zamanlarda ailemden izin alabilirsem evet. İstanbul'da maçlara gidiyoruz. Ben Galatasaray taraftarıyım. Evet. Bunu söylemek iyi yaptım kötü yaptım bilmiyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Öyle mi? Ben de Galatasaraylıyım evet. Yani tabii bu latife diğer arkadaşlarımızla takım arkadaşlarımızla iyi geçiniyoruz. İyi ilişkilerimiz var. Onun haricinde insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Herhalde bu babamdan gelen bir davranış şekli. Babam da öyle bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. İşlerini görmeyi çok seviyorum. Bilmedikleri şeyleri göstermeyi çok seviyorum. Bu benim yapımdır. Bu yapımı çok seviyorum ve bu eğer bu seçimi kazanabilirsek bunu en iyi şekilde kullanacağım. Ben arkadaşlarıma, esnaf arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Her konuda. Çok iyi diyalog kuracağım kesinlikle. Diyorsunuz.
Şimdi odanın 1049 üyesi var. Evet. Oy kullanma hakkına evet. sahip. Ve bu üyelere nasıl seslenirsiniz? Son olarak bir vermek istediğiniz mesaj var mı? Şimdi esnaf arkadaşlarımız bir kere odandan kopmuş durumda. Kesinlikle odayı ikinci evleri gibi düşünecekler. Kendi evleri olduğunu bilecekler. Her türlü sorunu gelip bize iletecekler. Ben ona göre biz ekip olarak bunu birimlere ayıracağız. Bizim çünkü şu an yani bizim iletişim kurabileceğimiz 4 tane kurum var. Ana kurum. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Eğitim Merkezi, İş Kur Maliye Bakanlığı. Bunlar bizle çok ilgili genel olarak. Bunları bundan gelen sitelerini takip edip oradan gelen bilgilerle hemen esnafımıza bunları ileteceğiz. Eğer sorunları varsa sorunlarını çözeceğiz. Gerekli bilgileri vereceğiz ve birebir arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Genel kurulda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.